Arkadaşlar merhaba, videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? 1. O yılki kutlama programına ben de çağrıldım. Burada bir problem yok. 2. Erkenden gidip bana ayrılan koltuğa oturdum. Burada da bir problem gözükmedi. 3. 11 yaşlarında bir çocuk heyecanla konuşmaya çalışıyordu derken, sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık var arkadaşlar. Sayılar ayrı yazılırdı. 10 boşluk 1 şeklinde yazmam gerekirdi. Dolayısıyla 3. cümlede bir problem var. Cevabım Ceyhan. Bu metindeki numaralanmış yerlerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Bakalım. 50 kuruş derken yazım yanlışı yapılmamış arkadaşlar. Ayrı yazılması lazım zaten. Arasında derken yazım yanlışı yoktur. Daha ek olduğu için bitişik yazılmalı. Var mıdır derken soru eki kendinden önceki kelimeyle ayrılmış. Doğru. Kendinden sonra gelecek ek de soru eki ile birleştirilmiş. Burada bir problem yok. Bunu da eledim. 4'e bakalım. 150 kuruş mu eder derken 150'yi bitişik yazmış. Bunu ayrı yazması gerekirdi. Sayıları yazarken arada boşluk kullanmam gerekiyor. Yazı halinde harflerle yazarken arkadaşlar. Bu yüzden cevabım Denizli. Bu metindeki numaralanmış yerlerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Bakalım arkadaşlar. Tükenmez kalemlerin uzunca bir süre bitmediğini biliyorsunuz. Peki bir tükenmez kalemin 5 kilometre uzunluğunda bir çizgi çizecek kadar mürekkebi olduğunu da biliyor musunuz? Derken burada 5 km derken arkadaşlar kilometreyi kısaltmış ve ardına nokta koymuş. Bir cümle bitmediği halde burada cümle bitseydi nokta koyabilirdi ama kısaltmadan sonra nokta koymuş. Bu yüzden bir hata yapılmış. KM şeklinde yazıp bırakması gerekirdi. Nokta burada fazladır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A ama diğerlerine de bakalım. Bu kalemlerle güneşten başlayarak gezegen olarak kullanıldığı için büyük harfle başlamış ve kesme işareti kullanmış. Problem yok. Merkür, Venüs ve Dünya'yı geçip, evet burada da gezegen olduğu için problem yok. Mars'a kadar bir çizgi çizebilirsiniz. Burada da arkadaşlar bir problem yok. Dolayısıyla cevabım A şıkkıdır. Bu metindeki maddelerin hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır diyor. Bakalım arkadaşlar. 2000-2001 eğitim öğretim yılında 1. dönemde kitaplık kulübü tarafından aşağıdaki çalışmalar yapıldı. 1. Öğretim yılı başında okul kitaplığımızdaki kitaplar sayılarak teslim alındı. Kitaplığımızda 980 kitabın kayıtlı bulunduğu görüldü diyor. Burada bir probleme rastlamadık. Geçtim. 2'ye geldim. Dönem boyunca kitaplıkta her hafta ikişer kişi nöbet tuttu. Arkadaşlarımızın kitaplığı düzenli kullanmaları sağlandı. Kitap isteyenlere yardım edildi. Şimdi arkadaşlar üleştirmeler rakamla değil yazıyla yazılıyordu. İkişer şeklinde yazmam gerekiyordu. Bu şekilde bir kullanım hatalı. 2'de problem var. Cevaplarım arasında 2 olacak. 3'e bakalım. Çocuk kitapları haftasında açılan kampanyayla 220 kitap sağlandı. Bu kitaplar sergilendikten sonra kitaplığımıza kaydedildi. Burada bir problem göremedim. 4'e baktım. En çok kitap okuyan 3 arkadaşımıza birer kitap armağan edildi. Yine burada bir üleştirmeyi yani paylaştırmayı rakamla yazmış. Bunu da harflerle yazması gerekirdi. O zaman 4'te de problem var arkadaşlar. Cevabım 2 ve 4 olacak. Bu da Ceyhan şıkkında karşımıza gelmektedir. Cevap C. Bu metnin 6 çizili cümlesindeki yazım yanlışı aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır? Bakalım arkadaşlar. Bunlardan Konya, Kocaeli, Kayseri, Bursa ve Elazığ bilim merkezleri TÜBİTAK'ın desteğiyle kuruldu. Şimdi arkadaşlar öncelikle burada TÜBİTAK ilk harfi büyük, diğerleri küçük yazılmış. Birinci problem bu. Bütün harfleri büyük yazılmalıydı. Ve buna gelen ekler kısaltmanın sonuna uyum sağlayacak şekilde gelir. TÜBİTAK'ın değil de TÜBİTAK'ın şeklinde yazılmalıydı. Buradaki ekte de problem var. Dolayısıyla kısaltmaların yazımı ile ilgili bir problem vardır. Burada arkadaşlar cevabım Bursa'dır.